Merhaba arkadaşlar, bugün tenis oyunu oynayacağız. Uzun süredir tenis oyunu çıkmıyordu. Nerede bu tenis oyunları diye baktım. Bu ara güzel bir tenis turnuvası var Londra'da. Dedim bahanesiyle bir tenis oyunu bulayım. Tennis World Tour isminde oyun var. Geçtiğimiz aylarda çıkmış, yakın zamanda. 11 yıldır falan doğru düzgün bir tenis oyunu çıkmıyordu galiba. Ya da yok ya, 2011. 7-8 yıldır doğru düzgün bir tenis oyunu çıkmıyordu ki çıkmaması da iyiymiş bir yerde. Bu çıkmış. Bir de EAE International diye bir tenis oyunu var. İkisine baktım. İkisi yakın zamanda çıkmış, uzun süre ardından. İsim hakları vesaire hak getir. İsterseniz bunu bir göstereyim. Oynarken diğerlerini de anlatırım. İşte Roger Federer var. Zverev var. Thiem var. Ki turnuvada bu üçü de var bu arada. Tsitsipas var. Kendisi de benzetememişler fazla ama olsun. Saçlarını uzun yapsalardı bari. İşte Kachanov var. Sonra Dimitrov var. Vesaire vesaire. Goffin var. Monfils var. Fognini var. Erkek tenisinden Wawrinka var gördüğünüz gibi. Fritz var. Birçok tenisi var. Kadın tenisinden fazla isim yok. Nitekim diğer oyunda da mesela bunda ek paket olarak Nadal'ı satıyorlar. Garip bir mantık. Diğer oyunda da Djokovic falan yok bu arada. Bunda da yok. Onda da diğer oyunda da Nadal var. Neyse, biz isterseniz şöyle bir up and coming yapalım. Amatör olmasın. Federer'e yenilmekten gurur duyarım. Şeyler yok. Statları yapmamışlar. Yani arenaları yapmamışlar. Doğru düzgün isimlerini de alamamışlar ilginç bir şekilde. Yani bu kadar şey oyunu çıkmıyor. Hadi Berlin'de oynayalım bari. 3 maç, 3 game, final set. Bence iyidir ya. O International'a da baktım. Onda da onun oynanışı daha kötü gözüktü gözüme. Özellikle Reddit yorumlarını okudum. İnsanlar ne deneyimlemiş diye. O daha da kötü. Bunun oynanışı işte. Kötü tarafları da var, iyi tarafları da var. Gerçekçiliği güzel. Ama ne bileyim ya. Ya bir şeyler eksik. Yapay zeka kötü biraz. Sürekli rally'e giriyorsunuz. Risk almadığınız sürede. Karşı taraf da almıyor. Böyle her oyuncu aynı düzeyde oynuyormuş gibi. Evet, bu da benim karakterim. Markalarda bir tek Lecoq Sportif var. Diğer markalar mesela Federer gibi oyuncuların üzerindeki markalar var da siz giyemiyorsunuz onları. Seçenek sunmamışlar fazla. Hem de tenis üzerine konuşacağımız bu arada bir oyun oynayalım istedim. Muhabbet edebileceğimiz. Tenisi çok severim. Üniversite yıllarında oynuyordum da. Bir servisim çok kötüdür. Baksanıza her topa yetişiyorlar yani. Federer'in yetişmesi normal de hata. Genelde hata üzerinden puan alıyorsunuz. Winner fazla alamıyorsunuz. Üniversite döneminde oynamıştım ben bir süre okula gidip. Şimdi Davutpaşa kampüsünde vardı tenis kortları. Oraya gidip bir yakın bir arkadaşımla oynuyorduk. Şöyle bir drop shot atalım. O da loop attı. Biz normal vuralım. Bu ara Federer yaşlandığı için herhalde diye düşünüyorum. Daha önceden de severdi bu Filo'nun oyununu ama artık daha çok risk aldığını ve geldiğini görüyoruz. Uzun ralliler onu yoruyor olsa gerek. Bu tür şeylerde risk alabiliyor. Önceden de yapardı ama şimdi daha sıklaşmış sanki anladığım kadarıyla izlediğim üzere. O Londra'daki turnuvada Nitto, ATP. En iyiler kapışıyor. Sıralamadaki 2019 yılının. İşte Federer, Djokovic, Nadal. Süper üçlü. Sonrasında işte Zverev var. Tsitsipas var. Thiem var. Hop. Bir de İtalyan bir çocuk vardı, ismi gelmedi aklıma şimdi. Djokovic dün bir maçı kazandı. Thiem de Federer'i yendi. Baksana şöyle bir rally yok. Hata yapmasını bekliyorsun. Gerçi Federer biraz daha zor mu yapsaydık acaba? Profesyonel veya world class yapabilirdik ya. Medium'da oynadığım için olabilir. Normalde bunun kariyer kısmında 30 seviyeye geldim. Maksimum seviyeye geldim. İnanılmaz kanser oluyorsunuz bazı maçlarda. Böyle 50-60 rally'ler sürüyor. Şöyle alalım. Yoksa şey olarak güzel. Gerçekçilik olarak güzel de. Yetişeceğim mi?
Ama böyle bu kadar bir oyun yok yani. Genelde köşelere bırakılır. O kadar köşeye bırakabiliyorsunuz. Yani şu analogla atışınızın yönünü belirleyebiliyorsunuz. Mesela serviste de analog kullanıyorsunuz hareket ederken. Mouse yani diyebiliriz. Bakın şimdi. Risk alacağım. Ama optimal olurdu. Şöyle köşeye doğru bırakıyorum. Bu genelde benim eski tenis oyunlarında yaptığım şeydi. Top spinleri, virtua tenisleri vesaire oynardım. İşte köşeye atıp sonra da öbür tarafa bırakmak. Bakın şimdi biraz şey alayım. Double hata verecek. Vermedi. Voley yaptım. İşte voley, top spin, normal vuruş, bir de loop var. Üstünden atmaya çalışırsanız tuşları ona göre dizmişler. Roger Federer çok severim. Yani bunları mesela Roger Federer yapmaz. Bunu da ben yapmazdım. Servis kullanamıyorum. Aynı gerçek hayatta gibi. Çok gerçekçi olmuş. He has to focus. He's putting too much faith in his backhand. Aynen. Şöyle bir keselim topu. Ama yani he really has to keep it together mentally. Servis kırdırmak istemiyorum. Oo, ace. 212 kilometre. Ben de inanamıyorum buna. Buna kim inanır? Kadir. Şöyle bir paralel gönderelim. Geriye bir köşeye. Top keseceğim ha. Al bakalım. Genelde aha. Ya bunu kaçırmasına imkan yok. Let olsaydı keşke. Ya da net diye diyebiliriz. Ha iyi let. Okey. Risk almadan serbest bir vuruş gibi lanst. Şöyle bir top spin. Yüksek top. Ama yani niye vurmadın? İlginç. Berabere demek yüz. Şöyle. Bu klasiktir. Top spinleri çok oynadım ben zamanında. Onlar da hep yaptığım şeydi, hareketti. Hatta biraz daha servis kullanırken ortaya çekilirdim. Daha köşeye gitsin diye. Çok zorda kaldığımda yaptığım bir taktik. Hop out. Nasıl out'tu lan? Out değil miydi? Çizgi hakem falan yok bu arada. Diğer oyunda varmış. AO International'da. Advantage. Avantaj bizde. Şöyle bir şu çapraz geri dönüşler de zor oluyor karşılaması. Bazı tenisçiler çok iyi çeviriyor onu. Şöyle düşük bir top. Şöyle bir yüksek bir top. Ama karşımızda yaşlansa da Federer var. Geçen sene 100. kupasını aldı. Öyle boşta da öyle çoğu şey Grand Slam yani. Binlik ATP'lerde falan da dolu. Öyle 250'lik falan değil yani. Federer bir numara ya. Gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerden bir tanesi. Hatta belki de en iyisi. İşte Nadal'la birlikte yıllarca tenisi domine ettiler. Hep birinciliği oynadılar. Nadal daha çok kumda. İşte şeyde sert zeminde. Federer. Ve sonra kendileri gibi birini yarattılar. Adam yenile yenile. Djokovic'ten bahsediyorum. Şampiyon olmayı öğrendi ama o da yaşlandı. 32 veya 33 yaşında olması lazım. Sonuç olarak onların devirleri geçiyor. Zaten karşılaşmalardan da görüyoruz. Federer mesela hiç iyi bir sene geçirmedi. Finallerde kaybettiği oldu. Daha önceden finale kadar gelip de kaybettiği çok az oluyordu. Çünkü formunda oluyordu. Sakatlık yaşaması gerekiyordu yani kaybetmesi için. O derece üst düzey bir tenis oynuyordu. Ama işte yaş almaya başlayınca işte Zverev, Tsitsipas çok iyi tenisçiler. Boyları da uzun. Çok iyi servis atıyorlar. Aa, asıl adamı unuttum. Videonun başından beri söylemedim. Medvedev ya. Çılgın çocuk. Onu özellikle takip ediyorum. Amerika Grand Slam finalinde
finalde değil de daha doğrusu turnuva sırasında inanılmaz hareketleri oldu. Böyle biraz agresif genç olduğu için herhalde. Bir de Amerika'da yani Rus sonuçta adam. Orada şeyde de iyi karşılamıyorlar seyirciler. Hep böyle mesela sürekli sayı alıyor. Karşı taraf bir sayı alıyor. Hemen çılgınlar gibi seviniyorlar. O tabii psikolojisini etkiliyor. O yüzden saçma sapan hareketleri vardı. Bence saçma sapan yapılmaması gereken. Şöyle yapıyor mesela seyircilere. Yani duyamadım, seviniyor musunuz gibilerinden. Bir de adam havlu getiren adama ne yapıyorsun gibilerinden bir hareket yaptı. Yani o yüzden şey yapmıştı ama final konuşması sırasında şeyi yaptı. Söyleyin şunu. Düzgün bir açıklama yaptı. Güzel, hoş davrandı. Bence biraz insanların kalbini, gönlünü almıştır. Teniste şey önemli. Psikoloji falan çok önemli. Djokovic de zamanında benzer hatalar yapmıştı. O da Sırp bir tenisçi. Yani hop. İlk seti kazandık bu arada 3-0. 3-0 üzerinden de. 2 yapan kazanıyor. Bir de süper tiebreak zannediyorum. Ona Federer'cim nerelere atıyorsun topu? Şöyle bir dibine girelim. Hop. Bak o hareket yanlış, orada kalman. Yetişemeyeceğim, yetişti. Aa, imkansız. İmkansız vuruşlar. Basit hata. Ya bu basit hataları da pek üst düzey tenisçilerden görmeyiz. Onlar ancak size hata yaptırırlar yani. Özellikle köşelere atmaya çalışıyorum ki biraz yorulsun hem. Psikoloji, mantalite çok çok önemli teniste ya. İşte Nadal, Federer o yüzden çok büyük tenisçiler oldular. Her sayıyı sanki maç sonu tie break gibi oynuyorlar. Yani bir sayı, bir set bile vermeme taraftarlar yani size. Ki maçı kazanacaksınız onlara karşı. Koşamaz. Terrific top spin there. Nadal da toprakta çok iyi ya. Adam kaç kere? Bu sene 11 kere aldı galiba. 11. oldu yani. Haydi haydi, vuramadım. Bilardo'da ıstakadan gelen ses gibi geldi. Hani böyle silmezsiniz de şey olur ya, silgiyle çıt eder. Öyle bir ses geldi raketten. Out. Out. Diğer taraftan Djokovic'e de gelirsek, adam affetmiyor valla. Koşamadım. Yenile yenile yenmeyi öğrendi. Federer ve Nadal bence şey yaptılar onu. O kadar hırslandırdılar çünkü adama bile yeniliyordu bir dönem onlara. Şey, hırs yaptı yaptı, öğrendi, çalıştı, gaza geldi ve güzel işler başardı. Birçok işte o gerekiyor herhalde, birilerine karşı hırs yapmanız. Çok kötü bir atış. Tam yönlendiremedim. Out. 30 all. 30. Oo, 30 30 diyor yani. Anlayamadım. İşte incredible değildi yani. Bak. Bir çift hata hiç gelmiyor neredeyse. 30, bayağı oynadım, saatlerce oynadım. Bir iki kere gördüm. Bu arada oyun size 100. seviyeden başlıyorsunuz. Yani 100 numaradan. İlk 100'desiniz. Tabii ki seviye 0. Şöyle bir bırakalım. Ama yani. Ama yani yani.
Seyirciler şaşkın. Şu ralliler normal kariyer modunda oynarken turnuvalara katılıyorsunuz. Tabii siz seçtiğiniz turnuvalara katılıyorsunuz. İnanılmaz sizi yoruyor ya. Ya şu gamepad'de bastım. Ay. Şu parmakla basıyorum ya. Şu parmağım yani ağrıdı. O derece uzun rallilere giriyorduk. Yani çünkü bir şekilde her yetişiyorlar. Ve hata yapan da çok az. Ama şimdi bu şey olduğu için, tek kişilik maç olduğu için biraz daha basit geçiyor. Bir de zorluğu seçtim. Şeyde zorluk seçilmiyor bildiğim kadarıyla. Ben seçmedim yani. Kariyer modunda. Tipinizi fazla yaptırtmıyor. Bence o da önemliydi. Yani oyun içinde olmayı isteyeceğiniz bir oyun türü bence. O yüzden tip falan önemli. Siz de kendinize benzetebilirsiniz. Güzel bir RPG üyesi olur, rol yapma. Koş bakalım. Oo, işte bak. Federer bu. Roger Federer. Şöyle bir. Fark ediyorsanız böyle dibine girmeye çalışıyorum. Ama böyle böyle yani böyle. Masa tenisinde de benzer şeyler geçerli. Nasıl koştun sen şimdi oraya? Ama öbür tarafa koşamadı. Şöyle bir. Çok yüksek gitti ya. Ne kadar doğru durdunuz o kadar isabetli atış yapıyorsunuz. Yetiş buna da yetiş. Forehand'im iyidir. Backhand o kadar iyi değilim de. Bir de tek elle oynamak bana daha cazip geliyor. Tabi normalde itense Federer tek el oynuyor ya. Nadal zannediyorum çift oynuyor. Şimdi bak düşününce gelmedi aklıma. Şöyle öne gitmişken çok yüksek atıyor yalnız benim. Karakter daha böyle şey girmesi gerekiyor. Bu kadar yüksek drop shot atılmaz. Bir tık daha aşağıda olması lazım bence. Bir de tenisçi arkaya yaslanmışken özellikle atabilmek yetenek gerektirir. Federer'in güzel taraflarından bir tanesi de işte zevk veriyor oyunlarını izlemek. Hem şey, file önlü oyunu yapıyor, hem drop shotları var. Risk alıyor yani ve yeteneğini konuşturuyor. Böyle bir Del Potro'yla kimin oyunuydu o ya? Karşılıklı böyle pat pat. Zverev'inde galiba. Oyunu vardı bir final karşılaşması 2019 bu yılda da. Hatırlayamadım şimdi hangisi. He's putting the ball wherever he wants. Nasıl? In just the right spot. İzleyelim mi? Bak bu hareket süper. Böyle hareketler tat kaçı yani keyifli oluyor. Bir de bir şey daha deneyeceğim. Servis bende miydi? Ha değil, ben servis bende. Y ile Y tuşuyla şey yapıyorsunuz. Bu yeni şey türedi. Çoğu tenisçi yapmıyor ama çok şey düşürücü diye.
itibar düşürücü diye yapmıyorlar. Allah. Şöyle el altından. O da bir çıkardı. Çok geriye çıkmışsa diğer tenisi el altından servis kullanabiliyorlar. Yani şeyin cezası yok. Öyle bir hareketin. Ama tabii seyirciler çoğu zaman güzel karşılamıyor. Özellikle Wimbledon'da yapan vardı bir bu sene. Yuvalamıyorlar da çünkü tenis biraz daha seçkin bir spor, öyle küfür, yuvalama vesaire yok da iyi de bakmıyorlar yani. Güzel hareket. Tam her yeşil dağdan güzel bir hareket görüyoruz. Tık. Gerçi nasıl yapmışım onu da ben de bilmiyorum. Sanki çift çarptı gibi. Raketle iki kere dokunmak şeydir herhalde. Yasaktır herhalde, hiç düşünmedim bak. Nasıl bir maçtı? Kazandık. Görüyorsunuz son sayıyı, maç sayısı dışarıya gidecek. Ve Roger Federer'i oyunda da olsa yendim. Berlin'in simgesi de şu ayıymış. Ben de gidince görmüştüm her yerde. Ve küçük küçük ayı heykelleri satıyorlardı. Anlamını bilmiyor oraya tabi. Federer'i yendik Berlin'de. Berlin Bar Stadyumunda. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.